Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın geldik 24. günün ödevlerine. Gazların basıncıyla ilgili 2 tane ÖSYM tipi test çözeceğiz. Birbirinden güzel sorular var. Bazı soruların yorumlanması gerçekten biraz zordu. Hepsini sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kapıyı pencereyi açtık çünkü hava gerçekten çok sıcak. İsmail hocanıza dedim ki ya kardeşim bir git de şöyle rahat rahat video çekelim dedim. O da sağ olsun gitti. Her yeri açtık. Ve kendime güzel bir ada çayı yaptım arkadaşlar. Ben bugün ada çayı içeceğim. Ada çayı gerçekten çok faydalıymış. Ama aynı zamanda da hamile kadınların içmesi zararlıymış arkadaşlar. Anne karnındaki bebeğe bile zarar verebiliyor. Yani buna ne kadar çay denir artık siz karar verin. Daha doğrusu bu bir ilaç arkadaşlar. Şimdi soru bankamızdan gazların basıncı ile ilgili test 8'i açtıysanız artık sorularımızın çözümüne Yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Deniz seviyesinde bulunan burası son derece önemli ve içlerine gaz hapsedilmiş kılcal K ve L borularındaki sular şekildeki gibi dengededir diyor. Buna göre borular deniz seviyesinden daha yüksek bir noktaya taşınırsa K ve L borularındaki gazların basınçları nasıl değişir? Yer çekimi ivmesinin değişimi ihmal edilecektir diyor. Öncelikle deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncının değeri ne oluyor? giderek azalıyor. Yani deniz seviyesindeyken üstünde bu kadar hava varsa daha yukarı çıktığında üstünde bu kadar hava var. Böyle düşünebilirsin. Yani daha az hava var. Dolayısıyla basınç azalıyor. Yani biz diyeceğiz ki ortamın dış basıncı azaltılırsa K ve L gazlarının basınçları nasıl değişir diyeceğiz. Öncelikle burası açık olduğu için buradan açık hava basıncı etki ediyor. Nasıl etki ediyor? Dik olacak şekilde. Yani buranın 90 derece olduğunu konu anlatımında söylemiştim. Buradan P0'ı gösterdik. Peki buraya P0'ı nasıl göstereceğiz? Yine dik olacak şekilde. Yani yukarı doğru şöyle yapıyoruz. 90 dereceyi ayarlıyoruz ve P0'ı bu şekilde gösteriyoruz. Peki su ağırlığından dolayı nereye doğru bir basınç yapar? Aşağı doğru bir basınç yapar ve buradaki gaz da aşağı doğru bir basınç yapar. Yine burası dik olacak şekilde. Gelelim ikinci kaba. Buradaki su da ağırlığından dolayı yani HDG şeklinde nereye doğru bir basınç yapar? Aşağı doğru ve buradaki gaz da yukarı doğru dik olacak şekilde bir karşılık verir. Dolayısıyla biz buna pk diyelim gazın basıncına. Buna da pl diyelim. Şimdi birinci kaptaki denge durumunu yazalım. Yukarı doğru olanlar aşağı doğru olanlara eşit olması lazım. Yukarı doğru olan sadece p0 var. O zaman yazıyorum. p0 eşittir. Aşağı doğru olan hdg kadar su var artı. Bir de ne var? pk. Yani oradaki gazın basıncı var. İkinci kaba geldiğimde. Aşağı doğru olan p0 ve hdg hemen yazalım. P0 artı HDG. Çünkü dengede olduğuna göre aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşit olması lazım. Yukarı doğru olan sadece PL var. Eşittir PL diyorum. Ve sistem deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürüldüğü için açık hava basıncı ne oldu? Azaldı. Şimdi diyeceğiz ki burada P0 azalırsa e buradaki HDG değişmeyeceğine göre denklemin sol tarafının azalması sağ tarafının da azalmasını gerektiriyor. E burası sabitse PK'nın azalacağını buradan anlıyoruz. O zaman buna azalır dedik. Gelelim buraya. Şimdi bu değişmiyor. Tamam buna sabiti yazdık. Peki P0 azalıyor. O zaman denklemin sol tarafı azalmış oluyor. Sağ tarafının da azalması gerekiyor. Yani PL de azalıyor. O zaman ikisi de azalır. Sorumuzun doğru cevabı aşık oldu. Öğrencilerine Bernoulli ilkesini anlatan fizik öğretmeni öğrencilerinden içinden sıvı geçen ve üzerinde ince borular bulunan kap modellemelerini isteyince Ali, Can ve Erol aşağıdaki modelleri çiziyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin çizdiği model Bernoulli ilkesine uygun çizilmemiştir. Bernoulli prensibi neydi? Akışkanların yani sıvı ve gazların hızı artarsa basıncı azalır. Şimdi bakıyorsun. Burası geniş, burası dar. Dolayısıyla geniş yerde hız yavaştır, dar yerde hız fazladır. Hızın fazla olduğu yerde basınç az olur. Yani ben buraya A noktası, buraya B noktası dersem B noktasının basıncı şöyle PB diyelim küçük olur A noktasının basıncından. Dolayısıyla basıncın büyük olduğu yerde sıvının daha yüksek olması gerekiyordu. Şöyle. Basıncın küçük olduğu yerde sıvının daha aşağıda olması gerekiyordu. Ama öğrenci ne yapmış? Eşit seviyede çizmiş. Yani hatalı çizmiş. Gelelim cana. Can diyor ki buranın kesit alanı ve buranın kesit alanı birbirine eşit. Dolayısıyla A noktası ve B noktasının hızları birbirine eşit. Hızlara eşit olduğu için basınçları da birbirine eşittir. Basınçları birbirine eşit olduğu için sıvı seviyeleri aynıdır diyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Doğru. Ali demiş ki, şimdi burası ince görüyorsun. Buradaki kesit alanı daha büyük. Şimdi ince olan yerde hız daha fazladır. Hani bahçe sularken hortumların ucunu sıkarız ya hep aynı örneği veriyorum ama güzel bir örnek. Hortumun ucunu sıktığımızda su ileri doğru fışkırmıyor mu? Demek ki kesit alanı daraldığında hız artıyor. Şimdi ben buraya A noktası dedim. Buraya B noktası dedim. Nerenin hızı daha fazla? Kesit alanının küçük olduğu yerin. Yani VA büyüktür VB. Hızın arttığı yerde de basınç azalıyor demiştim. Dolayısıyla burada hız büyükse orada basınç küçük oluyor. Yani A noktasındaki basınç B noktasındaki basınçtan daha küçük oluyor. Basınç küçükse suyu fazla fışkırtamıyor. Yani A noktası az olması lazım. B noktası basıncı yüksek olduğu için daha yukarılara sıvıyı çıkartması lazım. Yani örnek veriyorum şuraya çıkartması gerekiyordu. Öyle çizmemiş eşit çizmiş dolayısıyla yanlış çizmiş. Yanlış çizenler Erol ve Ali sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı oldu. Düşey kesti verilen bir kolu açık diğer kolu kapalı bileşik kapta su ve hava şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. Kabın açık kolundan su taşana kadar kaba su ilave edildiğinde KLM noktalarındaki toplam basınç artışları sırasıyla Delta PK, Delta PL ve Delta PM oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi canlarım şu anda su seviyesi eşit. Bu ne demek? Buradaki gazın basıncı ile buradaki gazın basıncı demek ki eşit. Aksi takdirde su seviyesi böyle aynı hizada olamazdı. Şimdi burası dış ortam. Dış ortamdaki gazın basıncına biz ne diyoruz? P0 diyoruz. Deney düzeneğini alıp başka bir yere götürmediğimiz sürece yani bir dağın tepesine ya da bir denizin seviyesine inmediğimiz sürece yani yüksekliği değiştirmediğimiz sürece, havanın sıcaklığını değiştirmediğimiz sürece açık hava basıncı değişmez. Yani sen buraya su doldurdun diye buradaki açık hava basıncında bir değişiklik olmaz. Açık hava basıncı ancak ortamın şartlarını değiştirirsen değişir. Yani deniz seviyesine göre yüksekliğin değişirse ya da havanın sıcaklığı değişirse açık hava basıncı o zaman değişir. Şu anda açık hava basıncına biz P0 dedik. Aynı sıvının Aynı derinliğinde basınçlar birbirine eşit olur kuralına göre buradaki basınç buradaki basınca eşittir. Ben buradaki basınca da P gaz diyorum. Yani şu anda açık hava basıncı ve P gazın basıncı birbirine eşit olduğu için sıvılar eşit seviyede. Biz şimdi sol taraftaki yere su doldurmaya başlıyoruz. Haliyle ben buraya biraz suyu doldurduğum anda artık buradaki K noktasının basıncı sadece açık hava basıncı olmuyor. Çünkü bunun üzerinde artık bu kadar sıvı var. Bir de burada P0 var. Yani artık K noktasının basıncı M noktasının basıncına eşit değil. K noktasının basıncı M noktasının basıncından daha büyük olduğu için. Çünkü M noktasında sadece gaz var. K noktasında P0 artı HDG var. Yani basıncı arttı. K'nın basıncı yüksek olduğu için yüksek basınçtan düşük basınca doğru akışkanlar ne yapar? Hareket eder. Yani buradaki sıvı burası yüksek basınç, burası da düşük basınç noktası konumuna geldiği için sıvı bu tarafa doğru itiliyor ve sıvı buraya doğru yükseliyor. Ve olayın güzelliği de bu andan sonra başlıyor. Şimdi biz anladık ki buradaki sıvı buraya doğru akmaya başlayacak. Yani burası yükselecek, yükselecek, yükselecek. Şimdi diyelim burası buraya kadar yükseldi. Örnek veriyorum. Sıvı buraya kadar yükselince artık buradaki gazın basıncı müthiş bir şekilde artıyor. Çünkü gazın hacmi azalıyor. Yani kapalı kaplarda P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Hani param varsa ne rahat demiştik. Bunun başka kodlamaları da var da. Hani burada şimdi söylenmez. Şimdi arkadaşlar bir kere buraya gaz girişi çıkışı oldu mu olmadı. O zaman bu sabit. Bu zaten sabit. Sıcaklık değişimi de olmadı. O zaman denklemin sağ tarafı sabit. Sol tarafında sabit olması lazım. Biz buraya sıvının yükseldiğini dolayısıyla hacminin azaldığını anladık. Hacim önceden bu kadardı. Şu anda bu kadar azaldı. Şimdi hacim azaldığına göre, burası sabitse bu tarafında sabit kalması için hani eşitlik bozulmayacak ya, o zaman buradaki basıncın artması gerekiyor. Yani hacim azaldı, basınç da artacak. Yani gaz daha küçük bir yere sıkışacak. O yüzden basınç artacak. Buradaki gazın basıncını bize sorsaydı bu gazın basıncı kesinlikle artardı. Şimdi biz buraya su doldurmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne diyor bize soruda? Bak, su taşana kadar ilave ediyoruz. Dolayısıyla su yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Buraya da yükseltiyor, yükseltiyor falan. Eninde sonunda su buraya geliyor ve artık dışarı taşıyor. Yani suyun yüksekliği daha fazla artabilir mi? Artamaz. Yani buradaki su diyelim H kadar yukarı çıktı mı? Çıktı. Üzerinde hala ne var? P0 var. Çünkü dediğim gibi sen buraya su ilave ettin diye dünyanın açık hava basıncını ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Ortamı değiştirmediğin sürece P0 değişmez. Şimdi gelelim basınç değişimlerine. K noktasının basıncı önceden ne kadardı? K noktasının önceden basıncı burada hiçbir şekilde sıvı yoktu. Sadece ve sadece P0 vardı. Dolayısıyla birinci durumda K noktası P0'a eşitti. Şu anda K noktasının basıncı ne kadar dediğimde hocam K noktasının üzerinde HDG kadar sıvı var. Dolayısıyla HDG artı P0. P0 zaten vardı. Ne kadar değişmiş oldu? HDG kadar değişmiş oldu. Şimdi gelelim L noktasına. L noktasının basıncı başlangıçta neydi? Burada biliyorsun ki sıvı falan yoktu. Açık hava basıncı buradaydı. Yani P0 buradaydı. L noktasının üzerinde diyelim H kadar bir sıvı vardı şu kadar. O zaman L noktası HDG artı P0'dı. Yani üzerindeki açık hava basıncı ve buradaki sıvı basıncı. Peki şu anda L noktasının basıncı ne kadar? Artık sıvı buraya kadar yükseldiği için L noktasının en üstte olan yüksekliği artık 2h. Dolayısıyla 2hdg artı yine yukarıda zaten p0 baba gibi duruyor orada. Dolayısıyla p0'ı da buraya yazdık olay bitti. L noktası hdg artı p0 iken 2hdg artı p0 oldu. Yani 1hdg kadar arttı. O zaman L'nin basıncındaki değişim de sadece 1hdg. K'nın basıncındaki değişim de aynı şekilde sadece 1hdg idi. Yani aynı. Peki M noktasının basıncına gelelim. Bu çok kolay. Çünkü M noktasının basıncı her zaman K noktasının basıncına eşittir. Çünkü bunlar aynı sıvının aynı derinliğidir. Dolayısıyla başlangıçta K ve M aynı hizadaydı. Ve K'nın basıncı M'nin basıncına eşitti. Yani M noktasının başlangıçtaki basıncı ne kadardı? P0 kadardı. Çünkü buradaki P0 ise buradaki de P0'dır. Zaten biz bunlar birbirine eşit demiştik. Yani P gaz da aynı, P0 da aynı. Şimdi M noktasının şu anda basıncı nedir dediğimde bana diyeceksiniz ki hocam tamam buraya sıvı geldi falan filan burası yükseldi. Ancak bu taraftaki gazın basıncı arttığı için bu taraftan yorum yapmak zor. Biz sol taraftan yorum yapacağız. Sonuçta M noktasının basıncıyla K noktasının basıncı aynı değil mi? Yani aynı sıvının aynı derinliği değil mi burası? Evet. O zaman M'nin basıncı K'nın basıncına eşittir. K'nın basıncı neydi? HDG artı P0. O zaman M'nin basıncı da HDG artı P0'dır. Aynı. Çünkü aynı sıvının aynı derinliği. Dolayısıyla M'nin basıncı da bir tane P0 iken artık bir tane P0 ve hdg'ye kadar. Yani ne kadar arttı? M'nin basıncındaki değişim de HDG kadar oldu. Hepsi HDG. Dolayısıyla hepsi birbirine eşit. Çok güzel, çok farklı bir soruydu. Cevabımız E şıkkı. Diyor ki, düşey kestiği şekilde gibi olan kapta M musluğu kapalı iken K noktasındaki toplam basınç L noktasındaki toplam basınca eşittir. Ama bak toplam basınç diyor. Yani sadece sıvı basıncı demiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diyor. Şimdi K noktasındaki toplam basınç dediğinde şurada bir sıvı basıncı var. Diyelim bu sıvı H olsun. Buradaki sıvı daha yüksek olduğu için 2H olsun. K noktasının üzerinde H kadar sıvı var. Dolayısıyla PK eşittir diyeceğim. HDG artı bir de buradaki x gazı buraya bastırıyor. Dolayısıyla p eksi de eklemem gerekiyor. Yani p eksi de ekledim olay bitti. Şimdi geliyorum. L noktasının basıncını o zaman pl eşittir. Onun üzerinde bir kere 2h kadar sıvı var. 2h dg artı buradaki y gazının basıncı. Bak buradaki musluk kapalı olduğu için burada iki tane ayrı kap var. Yani sağ taraf sol taraf ap ayrı kaplar. Yani birbirlerini ilgilendirmiyorlar çünkü kapatılmış. O zaman buradaki PY'yi de ekliyorum. Yani L noktasının üzerinde 2HDG kadar sıvı var. Bir de üzerinde PY var. Hemen ilave ediyorum PY'yi. Soru bana diyor ki bu noktaların toplam basınçları birbirine eşittir. Yani HDG ve PX'in toplamı yazalım. HDG artı PX eşitmiş. 2HDG artı PY'ye. Bunu karşıya atarsak PX eşittir. HDG artı PY olur. Yani X'in basıncı Y'nin basıncından HDG kadar daha fazla. Biz bir kere bunu anladık. PX büyüktür PY dedik. Şimdi X gazının basıncı Y'den büyüktür diyor. Bunun ispatını az önce yaptım. Bana diyor ki M musluğu açılırsa K'daki toplam basınç azalır diyor. Şimdi M musluğunu açtığın anda yukarı taraf artık tek bir kaba dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki gazlar birbirinin içerisine giriyor ve eşitleniyor. Hangisinin basıncı büyük? X'in basıncı. Dolayısıyla bunlar dengelendiği zaman X'in basıncı azalıyor, Y'nin basıncı artıyor ve dengeye kavuşuyorlar. Yani buradan buraya doğru aslında bu musluğu açtığımızda buradan buraya doğru gaz geçiyor gibi düşünebiliriz. Yani burası X gazı, yüksek basınç. Burası Y gazı, Y gazının basıncı daha düşük. Yüksek basınçtan düşük basınca doğru gaz akışı oluyor. Haliyle buradan gaz sağa doğru gittiği için X'in basıncı biraz azalıyor. Y'nin basıncı da biraz artıyor ve dengeye, dengeye geliyorlar. Şimdi M musluğu açılırsa K'daki toplam basınç azalır diyor. Şimdi K noktasındaki toplam basınç neydi? HDG artı PX değil miydi? Bak buraya boyuyorum. Buydu değil mi? Peki burada HDG değişti mi? Hayır buradaki sıvı aynen olduğu gibi duruyor. Bu tamam bu değişmedi. Ama PX ne oldu? Azaldı. Ne dedim size? Basıncı yüksekti. Sağ tarafa gaz gönderdiği için basıncı azaldı. O zaman bu değişmedi ama bu azaldığı için PK azalmış oldu. E burada da azalır diyor. Yani bu doğru. Şimdi diyor ki M musluğu açılırsa K ve L'deki toplam basınçlar eşit olur diyor. Hayır eşit olamaz. M musluğu açılırsa üst taraftaki basınç P buradaki basınç da P olur. Yani üst taraftaki basınçlar kesinlikle eşit olur. Çünkü musluğu açtın. Sol taraftan sağ tarafa doğru gaz gitti. Buradaki PY arttı. PY arttı. PX de azaldı ve dengelendiler. Yani artık yukarıda aynı basınç var. O zaman K noktasındaki basınç HDG artı P oldu. Ama L noktasındaki basınç 2HDG artı P oldu. Yani ikisine de P ekliyorum. Üstlerindeki basınçlar evet aynı oldu. Ama sonuçta bu HDG'ye P ekliyorum. Buna 2HDG'ye P ekliyorum. Aynı şey mi? Hayır değil. O zaman eşittir diyor. Bu yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 D oldu. Çeşitli alanlarda yüksek lisans yapan Ahmet ve Meral'in yazacakları tez için aşağıdaki çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Ahmet okyanusların altında bulunan küçük tepelerin yüksekliklerini tespit edecektir. Meral ise sabit hacimli kaptaki helyum gazının basıncının sıcaklığına bağlı değişimini inceleyecektir. Buna göre Ahmet ve Meral'in çalışmalarında hangi ölçüm araçlarını kullanmaları gerekirdi? Şimdi bu bir tanım sorusu. Şimdi okyanusların altında bulunan küçük tepelerin yüksekliklerini yani basınç farkından yararlanarak deniz altlarında yükseklik hesaplamalarını yapmamızı sağlayan alet batimetredir. Basınç farkından yararlanarak deniz seviyesine göre ne kadar yüksekte olduğumuzu hesaplayan alet de altimetredir. Dolayısıyla biz altimetreyi değil çünkü deniz seviyesine göre derinlikleri hesaplayacağımız için bize ne lazım? Batimetre lazım. Şimdi bunları eledik. Meral'e geldiğimizde ise sabit hacimli kaptaki helyum gazının basıncının sıcaklığına bağlı değişimini ölçecek. Şimdi sabit hacimli kap demek kapalı kaptaki gaz demek. Kapalı kaptaki helyum gazının basıncını ölçebilmek istiyorsan manometre kullanman lazım. Çünkü manometrenin tanımı kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen alettir. E burada da sabit hacimli dediğine göre kapalı bir kap olması gerekiyor. Dolayısıyla batimetre ve manometre sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Damacan adı verilen su şişeleri oldukça kalın plastikten yapılır bir damacananın içine boşken şekil 1'deki gibi iki yandan eşit F büyüklüğündeki kuvvet uygulanmasına rağmen damacana da herhangi bir çökme yaşanmıyor. Aynı damacanaya yanmakta olan mum konularak damacananın ağzı sıkıca kapatıldığında bir süre sonra damacananın şekil 2'deki gibi çöktüğü gözleniyor. Ben sizlere bunun deneyini konu anlatımında izletmiştim. Bu deney verilenlerden hangilerinin bir kanıtı olarak gösterilebilir diyor. Şimdi birinci durumda ağzını kapatmıyoruz, içerisinde mum yakmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla içeride ne var? Hava var. Dışarıda ne var? Hava var. Dolayısıyla içeride de açık hava basıncı var, dışarıda da açık hava basıncı var. Yani buradan da P0 etki ediyor, buradan da P0 etki ediyor ve bunlar birbirini dengeliyor. Buradan P0 etki ediyor, buradan da P0 etki ediyor, bunlar birbirini dengeliyor. Yani sen buraya bir F kuvveti uyguluyorsun ama damacana kalın bir plastikten yapıldığı için senin bu kuvvet uygulaman damacanayı ezmiyor, yamultmuyor, yeterli olmuyor. Ama sen bu damacananın içerisine bir tane mum yakıp koyduğun zaman ağzını da kapatırsan damacana bir anda yamulmaya başlıyor. Neden? Çünkü mum yandıkça içerideki oksijeni tüketiyor. Çünkü yanma tepkimesi oksijenle olan bir tepkime. İçerideki oksijen tükendikçe bu damacananın içerisindeki açık hava basıncı giderek azalıyor. Dolayısıyla dışarıdan P0 bastırıyor. Örnek veriyorum dışarıdan 76 ancak içerideki basınç daha düşük. Örnek veriyorum 56. Yani kafadan atıyorum. Daha düşük ve 56. İçerideki yetersiz olduğu için dışarıdaki açık hava basıncı daha güçlü olduğu için onu içeri doğru bakın buradan eziyor. Aynı şekilde buradan da 76 var. Dış basınç ama içerideki basınç azaldı. Çünkü mum yanarken oksijen azaldı, basınç azaldı. Mesela burası 56, 56 76'ya yeniliyor ve 76'dan dolayı bu damacana içeri doğru eziliyor. Yani bu olayın nedeni açık hava basıncının gücü. Bize onu gösteriyor. Açık hava basıncının varlığının bir kanıtı mıdır? Evet, kanıtıdır. Zaten bunun yamulmasının nedeni açık hava basıncındaki değişim. Başka bir şey değil. Yanan mumun damacana içerisindeki basıncı azalttığı, evet. İçerideki basınç 76 iken yandıkça oksijen azaldı ve 56'ya indi örneğin. Dolayısıyla bu da doğru. Yanan mumun damacananın dayanıklılığını azalttı. Yani buradaki asıl mesele damacananın dayanıklılığının azalması değil, içerideki basıncın azalması, dış basıncın fazla olmasından dolayı damacanayı ezmesi. Mantık bu. Yani damacana aynı damacana, dayanıklılığı falan azalmadı. Bununla ilgisi yok. Cevabımız 1 ve 2 yani değişiklik. Şimdi düşey kesti şekildeki gibi olan ve içinde su bulunan bileşik kabın yatay kolu bir tıpa yardımıyla kapatılmıştır. Buna göre tıpa çıkarıldığında yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle tıpayı çıkarttığımız anda buradan açık hava basıncı yani P0 olarak etki edecek. Açık çünkü orası. Buradan da aynı şekilde P0 olarak etki edecek açık hava basıncı. Buradan da aynı şekilde P0 olarak etki edecek. Şimdi bu kabın tabanındaki sıvı basıncı ne kadar olacak? bu kadar H kadar bir sıvı var burada. Yani su var. Bir de üzerinde P0 var. Yani buradaki basınç HDG artı P0 kadardır. E burası ne kadarsa burası da o kadardır. Dolayısıyla burası da aynı. Yani bu tarafa doğru zorlayan basıncımız P0 artı HDG'dir. Bu tarafa doğru zorlayan basıncımız da P0'dır. Hangisi kazanır? Büyük olan kazanır. Dolayısıyla tıpayı çıkarttığın anda buradan harıl harıl su akmaya başlıyor mantık bu. Su aktıkça da bunların seviyeleri giderek azalıyor tabii ki. Şimdi diyor ki bileşik kabın A kolundaki su seviyesi B kolundaki su seviyesine göre daha hızlı azalır diyor. Şimdi mantıken bir düşünelim. Su nereden akıyor kardeşim? Su buradan akıyor. Şimdi buradan akan su önce nerenin azalmasına neden olur? Dışarı doğru su aktıkça şu bölgenin azalmasına neden olur. Bu bölge azaldığı gibi yani bu bölge dışarı çıktığı anda buranın seviyesi hemen aşağı iner. Ama buraya sıra gelene kadar yani burası daha da aşağı iner. Dolayısıyla bu ince borudaki sıvı yaklaşık olarak buralara geldiğinde bu sol taraftaki yani A kolundaki o geniş yerdeki su belki hala şuralara falan anca gelecek. Yani anlatmak istediğim buradaki tıpa açıldığı anda suyun aktığı yer bu taraf olduğu için bu taraftan akan su önce burayı etkiler. Burayı etkilediği gibi de buradaki su azalmaya başlar. Yani B kolundaki su A kolundaki suya göre daha hızlı alçalır. Bak mantıken bir düşünün. Mesela burada iki tane değil de 20 tane olduğunu düşünün. Yani bu A tarafında 19 tane daha aynı şeklin olduğunu düşünün. Su buradan akıyor. Şimdi buradan su akarken en sondaki boru mu alçalır yoksa bu akan yere yakın olan en yakın B kolundaki su mu çabuk alçalır. En sondaki yani buraya böyle dedim ya defalarca böyle başka başka tanklar yapsaydık. Sol tarafa doğru 20 tane ekleseydik en sondakinin buradaki su akıp giderken haberi dahi olmazdı. Yani başlangıçta onun sıvı seviyesi çok çok etkilenmezdi. Çok az etkilenirdi. Sonrasında sıra ona geldiğinde etkilenirdi. Yani bu sorunun en önemli mantıklarından bir tanesi Su buradan aktıkça şu bölgeden su aktıkça önce etkilenecek yer B koludur. Dolayısıyla B kolundaki sıvı daha çabuk alçalır. Yani bu yanlış. Bileşik kabın B kolunun tabanındaki toplam basınç A kolunun tabanındaki toplam basınçtan küçüktür. Çünkü dediğim gibi burası alçak olduğu için burası daha yüksek kalıyor. Buraya sıra gelene kadar burası biraz yüksekte kalıyor. Yani burasının haşı daha fazla. Burasının haşı daha az. E basınç dediğimiz şey zaten nedir toplam basınç? Yukarıdan açık hava basıncı var artı HDG var. Yani buradaki açık hava basıncı zaten burası boşalsa bile şurası boşluk olduğunda buradan açık hava basıncı etki ediyor. Dolayısıyla buraya B diyelim. Buraya da A diyelim. B kolundaki basınç ne oluyor? H üstü çarpı D çarpı G artı P0 oluyor. A kolundaki basınç ne oluyor? HDG artı P0 oluyor. Yani buradan P0 var. Yani buranın yüksekliği daha fazla olduğu için bu H daha büyük. Buradaki h üstü daha küçük. Yani şuraya h üstü dedim daha küçük. Dolayısıyla bu küçük olduğu için bu da küçük oluyor. Yani B kolundaki basınç daha küçük. Yani bu doğru. Diyor ki su akış hızı zamanla artar diyor. Hayır kardeşim zamanla azalır. Çünkü suyun akış hızı en başta anlattığım mantığa dayalı. En başta anlattığım mantık neydi? Buradaki basınç bu tarafa doğru gitmek isteyen P0 artı HDG. Bu tarafa doğru gitmek isteyen sadece P0. Bunlar birbirini götürüyor ve akışa neden olan HDG oluyor. E su biraz aktığında buradaki H azalmıyor mu kardeşim? Azalıyor. Hep H mı kalıyor? Hayır. Burası buraya iniyor. Yani H azalıyor mu azalıyor? H azaldıkça bunun akma isteği de azalıyor. Yani buradaki H ne kadar fazla olursa yani bu su seviyesi burada değil de şurada olsaydı bu da aynı şekilde şurada olsaydı H daha fazla olduğunda buradaki basınç daha da fazla artardı o zaman suyu daha da hızlı püskürtürdü. Dolayısıyla zamanla hani su aktıkça buradaki haş azalıyor ya. Haş azaldıkça da suyun dışarı çıkış hızı azalır. Çünkü haş azalınca basınç azalıyor. Basınç azalınca suyu artık fazla itmiyor. Su da yavaş akmaya başlıyor. O zaman hızı zamanla artar değil azalır demesi lazımdı. Cevabımız yalnız 2 aşıkı oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Diyor ki içi boş cam şişenin ağzına bir oyuncak balon takılıp kap ılık suyla dolduruluyor. Bu durumda balonun hacminde küçük bir artış gözleniyor. İkinci aşamada ise kap sıcak suyla doldurulduğunda balonun şiştiği gözleniyor. Buna göre ikinci durumda yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi diyor ki sıcaklığı artan hava genleşmiştir diyor. E kardeşim sen sıcak suyun içerisine bu şişeyi soktuğun anda şişenin içerisindeki havanın sıcaklığı artmaya başlar. 2-2 daha 4. Sonuçta dışarıda sıcaklık arttı. Dışarıda sıcaklık artınca bu eninde sonunda şişenin içine de bulaşmayacak mı? Bulaşacak. Şimdi şişenin içerisindeki hava kapalı bir kap değil mi? Sonuçta balon kapalı. Şişe kapalı. Kapalı bir sistem. Kapalı kaplarda basınç P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T bağıntısından bulunur. Bu sistemin içerisine gaz girişi ya da gaz çıkışı oldu mu olmadı. O zaman buradaki madde miktarı yani mol sayısı değişmedi. Bunu geç. Bu zaten sabit, Raoult's right sabiti. Bu sabit, bu sabit ama sıcaklık artıyor kardeşim. Sen sıcak suyun içine koydun. Sıcaklık arttığı için denklemin sağ tarafı artıyor. O zaman bu denklemin sol tarafının da artması lazım. Sol tarafında da hacim artar ama basınç değişmez. Evet sorunun en büyük esprisi. Esnek balonun iç basıncı dış basıncına eşittir her zaman. Yani balon şöyle küçük de olsa Biraz şişirelim, büyük de olsa, biraz daha şişirelim, daha büyük de olsa. Esnek balonun en önemli özelliği neydi? İç basınç, dış basınç birbirine eşittir. Yani dışarıdaki basınç P0, içerideki basınç da P gaz ve P gaz daima P0'a eşittir. Yani bu balon şişik değilken de içindeki gazın basıncı, şişik olduğu durumdaki gazın basıncına eşittir. Çünkü buradayken de dış basınç P0, buradayken de dış basınç P0. Biz bu deney düzeneğini alıp deniz seviyesinden yukarı çıkardık mı? Yok. O zaman açık hava basıncı değişmedi. O zaman P0 burada da aynı, burada da aynı. Diyelim P0 76. O zaman burada da 76. Esnek balonun içi ve dışı birbirine eşit olduğu için burası 76 ise burası da 76. Burada da esnek balon olduğu için içi ve dışı birbirine eşit. O zaman burası 76 ise burası da 76. Yani balonun içindeki gazın basıncı değişmedi. Kulağa ilginç geldiğini biliyorum. Ama esnek balon olduğu için böyle bir olay yaşanıyor. Esnek balon her zaman iç basınç dış basınca eşitliyor. Dış basınç 76 ve değişmediği için iç basınç da değişmiyor. Dolayısıyla bu sabit. O zaman sağ taraftaki artışı kim sağlayacak? Sol tarafta da hacim artıyor. O yüzden bu balon şişiyor. Şimdi sıcaklığı artan hava genleşmiştir. Bu kesinlikle doğru. Sıcaklık artıyor. Zaten sıcaklık artınca moleküller daha da fazla böyle sağa sola titreşmeye başlamıyor mu? Başlıyor. Titreşim arttıkça madde genleşiyor. Bu kesinlikle doğru. Şişe içindeki hava moleküllerinin iç enerjisi artmıştır. Sonuçta su sıcak olduğu için sudan şişeye doğru bir ısı geçişi oldu mu kardeşim? Oldu. Sıcak su şişeyi ısıttı. Şişenin içindeki gazı da ısıttı. Gaz ne aldı? Isı aldı. Isı almak ne almak? Enerji almak. Çünkü ısı bir enerjidir. Dolayısıyla gaz molekülleri ısı aldığı için enerji aldı enerji aldığı için iç enerjisi artmıştır. %100 doğru. Diyor ki balondaki gaz basıncı açık hava basıncına eşittir. Evet bu her zaman doğru. Burada da doğruydu. Burada da doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E şıkkı oldu. Yorulduk, G verdik ama güzel bir video oldu. İkinci videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.